Hanım'a. Herkesin bir ismi lazım değili vardır değil mi zamanında? Evet. Aynen. Canım, şimdi şöyle. Güzel sen de dinle. Perde kapansın. Geldik haftanın en kritik anına. 5 altın bileziğin sahibi gelin. Bizlere veda edecek olan gelin. Balayına gidiyorsunuz. Gitmeden önce kayınvalideniz dedi ki altınlarını bana bırak. Ama siz hiç kimseye haber vermeden altınları annenize verdiniz. Kayınvalidenizin tepkisi ne olur Sibel'im? Ya aslında ona güvenmediğimi falan düşünebilir. He. Hani neden kayınvalidene bırakmıyorsun da annene bırakıyorsun altınlarını? Ne alaka diyebilir. Ama bir şey diyeceğini zannetmiyorum ya kayınvalidemin. Hani sen nasıl rahat edersen, ha bana bırakmışsın, ha ona bir şey olmayacak ki, altınlar duruyor yerinde neticede. Tepki göstermez mi diyorsun? Bence vermez. Taşıyorsan biraz diyorsun. Yok, vermez. Ne olacak gider? Aysun. Hani harcanacak durum yok. Bozulur mu? Aa tabii. Benimki hemen bozulur. İster ki hani ön planda ben olayım. Annesine değil bana versin. Ki hani ona güvendiğimi hissetsin ister. Biliyorum, tanıyorum yani. Ama böyle bir şey de benim kararım olmalı yani. Anneme veririm, ablama veririm. Değil mi? Karışılmamalı bence. Benim iradem. Benim iradem olmalı diye ama düşünüyorum. Ama kayınvaliden buna müthiş tepki gösterir. Çok. Bunu biliyorum diyorsun. Bozulur. Bile bile de götürüp anana verir misin? Ya şimdi tatlı canımı sıkmaya gerek yok. Bile bile yapmam inadına. Hmm. O böyle bir geri vites yapayım. Ama tepkisi büyük olur. Bunu büyük biliyorum olur, diyorsun. Biliyorum evet. Peki. Zeynep'im. Seda Hanım, benim altınlarım zaten annemde duruyor. Kayınvalidemin haberi yok doğal olarak bu durumda. Oo. Ama ne tepki verir? Yani benim annem tabii ki annemde duracak yani. Hayır, kadın ki istiyor, diyor ki hepsini bana bırak dedi. Ha yok, anneme bırakırım ya. Ben anneme verdim, problem yok derim yani. Çünkü annemin daha güvenlikli yeri. Tepkisi ne olur? Yani hı yapar her zaman. Gene mi her zamanki gibi? Hı. Bir de böyle yapar. Nasıl? Bak. Şimdi siz Zeynep'siniz. Böyle bir süzer. Ama yapacak bir şey yok, ne yapayım, bu da benim huyum işte. O da biliyor aslında benim anneme bırakacağımı da. He. İşte hani bir ağzımı aramak için yapıyordur eğer böyle bir şey soruyorsa bana. Senin kayınvaliden ne yapar? Sana dedi ki balayına gitmeden önce bütün altınları ver bu arada. Sen de gittin, anneni bıraktın, balayına da gittin. Kayınvaliden bunu öğrendi. Döndüğün an ne olur o evde? Benim kayınvalidem çok sinirlenirdi. Derdi ki burada ben dururken neden annene veriyorsun altınlarını derdi. Bir de üst katta oturuyoruz, oturuyor ya kendisi. Hani niye oralara kadar götürdün derdi. Kızardı yani. Büyük olay çıkardı aslında. Evet, evet. Ama sen yine de götürüp annene verirdin bence. Yok yok, verirdim ona. Verir miydin? Veririm. O konuda güvencim tam. Ama tepkisini biliyorsun. Aynen öyle. Şimdi söyler. Konuşabilirsin. Hepsinin konuşayım şeyini öğrendim. Ya zaten ben muzdaripim ya, bu konuda oldum yıllar önce. Şimdi annesi evlendiriyorsun, oğlunu evlendiriyorsun. Eğer ki hangisi yakınsa yanında, kayınvalidesi yakınsa yanına, kayınvalidesine verir. Veya annesi yakınsa annesine verir. Sen ne yaparsın? Ha ben ne yaparım? Ben kızmam. Kesinlikle kızmam. Neden? Neden kızmam? Çünkü demek ki gelin annesini tercih etmiş derim. Annesine daha mı çok güveniyor? Evet. Annesine daha çok kız belki annesini, kayınvalide adı üstünde. Bak şimdi benim zamanında başıma da geldi. Mesela benim oğlum ertesi günü şeye gidecekti, balayına gidecekti. Bunu en iyi ben biliyorum. Tabii balayına gidecekti. Bana dedim ki kızım verin, ben dedim hani kasada bekleteyim. O da bana verdi, ben de o keseyi hiç açmadan kaldırdım, şeye koydum, kasaya koydum. O günü sabaha kadar şey yapmamış. Uyumamış. Uyumamış. Tamam dedim, gidin gelin öyle yerim. Ben de o arada yurt dışına gitmiştim, İspanya'ya gitmiştim. Safiye kısa geç şuradan. Ondan sonra geldim, bir dakika. Yurt dışına gitmiş. Ben daha sonra gittim geldim ki. Ağlam gelin kaçmış gitmiş tabii ki. Ya. Tabii altınları beklemiş. O 2-3 tane altın da hani. Onu da alayım. Onu da alayım gideyim diye herhalde. Ya. Anladın mı? Demek ki o da annesine vermek istiyormuş. Peki anladın biz mı? Kayınvalide odasına kayınvalide gidiyoruz. Bakalım kayınvalidelere bak. Safiye ne anlatacak? Safiye.
Sibel'cim. Ha canım. Puanların malum. Başladı gene. Allah'ım sağlı sollu. Evet. Odadasın. Evet. Esin'le birlikte. Olabilirim. Potada olma ihtimalim var. Ne düşünüyorsun? Gidersen üzülecek misin? Üzülürüm tabii. Niye üzülmeyeyim? Kalırsan Esin'in gitmesine üzülür müsün? Keşke kim gitseydi? Üzülmez tabii ki de misin? Sen. Ama aşk senin şu an puanların iyi. Evet. Teşekkürler canım. Ama senin puanların bu hafta maalesef Esin, biraz iyi. Giderse üzülür müsün Sibel? Ben buradan kim giderse gitsin üzülürüm kızlar. Çünkü hepinizi sevdim ilk haftam olmasına rağmen. Tabii sevdim. Ki herkesin kötü yanları var ama ne olursa olsun sevdim yani. Herkesin kötü yanları derken? Kötü yanlarımız ne mesela herkesin? Evet mesela herkesi çok sert eleştiriyorsunuz. O yönlerinizi sevmiyorum mesela. Merhaba size Safiye soyunu getirdim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hacer'cim biraz kayarsan Safiye'yi şöyle alacağım. Safiye'm böyle otur. Tamam. Buyurun. Çok çok gitme hayatım çok hoş gitme. Biraz şöyle kayabilirsin. Gel. Hoş bulduk. Ben sizi çok seviyorum. Öyle mi? Sağ olun. Hepiydi. Çok sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Programları izliyorum, görüyorum. Teşekkür ederim. Gerginsiniz bayağı. Evet. Çok sürekli didişiyoruz. Niye böyle? Bir rekabet var. Gelinlerinizin yarışma altın var. Ha, tabii var. Yarışma var diyorsun evet, böyle. Evet. Hangimiz alacağız diyorsunuz? Aynen, onun kavgası. Ya, anladım. Peki sorunuzu soruyorum hanımlar. Çok iyi dinleyin. Oğlunuz ve geliniz balayına gitmeden önce gelinize dediniz ki altınları bana bırak. Ama gelin hiçbir şey demeden altınları dününüze bıraktı. Tepkiniz ne olur? Nurten'cim aa dedin söyle. Olmaz. Ben varken niye ona bırakıyor Seda Hanım? Ben varım. O artık annesinin evinden çıkmış. Kızarım, küserim, darılırım. Yani ne diyeceğimi şaşırdım, dilim bile dolaştı yani. O derece, kesin. O anı mı yaşadın? O anı yaşadım. O altınlar ki, bana bırakılmalıydı. Küçük gelinin diyorsun. Balayına giderken altınlarını bana bıraktı gitti. Çok da mutlu oldum. Hı. Getirdiler, anneciğim altınlarımız dursun ne olur ne olmaz hı dediler. Bana bıraktılar, gözüm gibi de baktım, sakladım. Onlar gelince de teslim ettim. Usul bu mudur yani? Bence budur, bence budur. Çünkü ertesi gün balayına gidiliyor. Ertesi gün hemen gidip annesine mi gidip altınları verecek? Çok ayıp. Verilmez. Hmm. Bana vermez. Gitmiş vermiş. Kıyameti koparır. Kıyameti koparır. Yani eyvah beni eyvah çiğnemiş olur. Ben varım. Saniş. Vallahi benim gelin altınları ben yapıyorum. Ben takıyorum. Balayına gidecek alıyor annesine götürüyor. Gerçekten çok güzel. Onun ailesi takmıyor mu kız? Aa, o takıyor ama en çok ben takıyorum. Bir sürü altın takıyorum yo, buradan buraya kadar. Hayır o taktı ben taktı diye değil. Ben onu ha zaten ona almışım. Ona vermişim. Daha bana güvenmemesine alıyor annesine bakıyor. Ben onu zaten banka gibi saklarım. Ben takmışım. Bir şey mi olacak? Kaybolacak mı? He. Hayır şimdi dediğin gibi kayınvalidede kalması lazım. Evet kesinlikle. Bir de çok tamam iyi mi? Kayınvalidede kalacak bence. Aynen. Yani daha uzakta olduğu için anneye şey yapmaz. Çünkü erkek tarafı daha çok şeyler takıyor. Artık bizim kızımız tabii oldu. Tabii. Bizim kayınvalidede kalması kızımız lazım. Bence. Peki Yasemin de söylesin. Yasemin bir öğrendin ki altınlar dünürde. Çıldırırım. Neden? Bende olması gerekiyor. Ben saklarım. Bana da güvenir. Annesi saklayamıyor mu kızın? O da saklar. O da saklar ama saklar. Bence bana vermesi gerekiyor. Niye? Ben daha vermedi, yakınım. Götürdü ben daha anası, yakınım ona. Anasına verdi. İşte hep darılırım, gücenirim o zaman. Ben dururken niye ona veriyor? Hani bu değer vermediği anlamına gelir. Öyle mi? Değer vermiyor. Balayına gidecek görmüyor. İlk günden onu yani, bize teslim etmesi bence bize verdiği değeri. Tabii. Belli. Öyle mi? Ben demiyorum. Allah Allah. Güvenmiyor o zaman size güvenmediği için. Yani gelinler size güvenmiyor o zaman. Gibi görünür. Tabii. Gibi görünür. Veya sevmediğim oluyor. Öyle olabilir. Öyle. Gıcık öyle kapmış olabilir. Aynen öyle. Her şey tabii ki tabii olabilir. Hacer'cim. Doğrusu bu. Bir öğrendin ki dünüründe altınlar. O bana gelecekler Seda Hanım. Benim şeylerimizi iyi kötü tanıdın beni. Evet. Ve ben benim olanı kimseye karıştırmadığıma göre ben de o kızıma eğer onları verdiysem istediği yere verebilir. Aa. Aa. Ters köşe. Aa. Ters köşe yaptı. Ben eğer bana o bilezikleri kızıma taktıysam onun olduysa ister anasına versin ister yanında taşısın.